Merhaba arkadaşlar, Aydaki Adam'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum özel bir konuk, Pınar Akıskalıoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biliyorsunuz ben kapitalizme hayran bir insanım. Pınar Hanım'sa tam tersi az tüketelim diyen bir kişi kendisi. Pınar Hanım niye az tüketelim? Azdan önce kendimize has tüketelim. Neyi tüketmek tamam, istediğimize kendimiz... Tamam, ben de hep sevdiklerimi alıyorum işte. Karar verelim. Ama işte ne kadar manipülasyona açıksınız acaba? Kendim bu dünyanın içinden gelen bir insan olarak bazı endüstriler için, mesela moda, güzellik endüstrisi için tüketmenin bir zevki vardır ya. Bah, evet. Kargo gelirken o hissi yaşıyorsun. Ama şimdi biraz yük olmaya başladı sanki bunlar, değil mi? O kargo paketleri. Bir de hani almak zorundayım. İşte güzel gözükmek zorundayım, güzel giyinmek zorundayım. Yeni bir şey çıkmış, trendi olmak zorundayım. Yani bir şeye sahip olmanın güzel duygusu şu anda bir eziyete dönüşme eğiliminde. O yüzden ruhlarına uygun şekilde tüketsinler istiyoruz. Bunun için de bir hareket başlatma niyetindeyiz. Peki ama şimdi kapitalizmin temelinde aslında çok tüketmek yok mu? Yani zaten kapitalizm kabul mü? Yani bilmiyorum. Zaten soru bu. Yani bir şöyle, alternatif varsa. Var şey, alternatif var. Çünkü kapitalizmin bir vaadi vardı. Değil mi? Hepimiz daha zengin olacaktık. Olmadı. Bazıları oldu. Bazıları oldu işte. Çok az insan oldu. Büyük bir çoğunluğu da olamadı. Ama şey değil mi? Nominal olarak mesela 1900'lerin başındakinden çok daha zengin herkes. O vaat bir noktada yerine getirilmiş değil mi? Şimdi sistemler kendilerini yenilemek zorundalar. Yani bazı vaatleri yerine geldiği için bu kadar uzun süre yaşamış olabilir. Ama bugün geldiğimizde artık sürdürülebilir değil. Yani bunu insan boyutu bir şey. Bir de geleceğimiz riskte, yani içinde yaşadığımız dünyayı da batırmak üzerindeyiz bu sistemde ısrar ederek. Ama nedense hani şey hiç konuşulmuyor. Ya kapitalizmi vazgeçebiliriz. Yani sonuçta insan eliyle yaratılmış bir ekonomik model. Benim sadece bu konuyla ilgili problemim bu böyle diyerek farklı bir yaklaşım sergileyememek. Şöyle bir model düşünsek, crowdfunding hareketleri var ya, işte halktan şey toplayalım. İşte onun yerine işte abonelerimize versek. Beynimi açabilmek için konuşabildiğim anda bile hayır, bu böyle değil. Piyasalar böyle çalışmaz. Şirketler sadece kar etmek amacıyla vardır. Kar etmiyorsan zaten başarısızsındır. Yani hemen böyle bir ağzına vurma eğilimi var yani kapitalizmin üstümüzdeki baskısı nedeniyle. Yani biz ağzımıza vurdurmak istemiyoruz yani bu tip dogmalarla. Peki biraz geri saralım. Aslında siz ne yapıyorsunuz? Evet. Yani ben bir girişimciyim bu arada, öyle şey, komünist manifesto gibi başlamış olsam da. Parayı seven, ticareti seven böyle bir insanım. Sadece iş dünyasının dünyada hani olumlu değişimler yaratılması konusunda yapılan çabanın bir parçası olması gerektiğini bu düşünüyorum. Bu good kapitalizm diye bir akım var. Yani, o... Evet, yani o işte good kapitalizm, green kapitalizm, merhametli kapitalizm. Kapitalizm yumuşamıyor. Yani... Sizinki o değil yani. Evet, yok, hayır değil. Çok buna da takılmak istemiyorum. Çünkü neden? Konu çok büyüdüğü zaman, dünyadaki sorunları çözmek istiyoruz, sistemi değiştireceğiz falan dediğiniz zaman ağır geliyor insanlara o yük. Mesela iklim krizi de öyle. İklim krizi çok kompleks bir konu, çok ağır bir konu. Ne yapsam deyince bu çözülmez ya, boş ver biz bundan şey yapalım, vazgeçelim gibi bir his. İşte onun için sordum. Siz nasıl buraya geldiniz? Bir sivil toplum örgütü çalışıyordum, Isaac diye. Öğrenci organizasyonu. İşte dünya barışı, kültürler birbirlerini tanısınlar, insanlar kendilerini, gençler kendilerini keşfetsinler. Böyle güzel bir amaçla çalışıyordum. Çok da fanatik bir Isaac'liydim. Bu arada biliyor musun çocuğum Isaac nedir? Hiç. Ha, haberi yok. Sen? Ben biliyorum hocam. Sen? Bilmiyorlar. Evet. Evet. Isaac nedir? Isaac uluslararası bir gençlik organizasyonu. Dünyanın 120 galiba şu an 120 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Öğrencilik döneminde insanlar dünyanın başka yerine gidip orada çalışıyorlar. Exchange program. Evet, yani Erasmus'un çalışmalı versiyonu gibi düşünebiliriz. Siz onun, Isaac'in global strateji yöneticisisiniz. Evet, direktörüydüm, evet, ayrılmadan önce. Yani inanılmaz çok güzel bir tecrübeydi ve ben şunu tattım. Bir amaç için çalışmak. Ya yani amacı beğenen beğenmeyen o ayrı bir konu. Peki Isaac'te öyle bir felsefe mi var? Yani genelde böyle toplum yararına şeyler mi? Evet. Hı. Bir sivil toplum örgütü zaten. Kar amacı gütmüyor. Sadece dünyada pozitif bir etki yaratmak amacıyla çalışıyorsun. Siz Isaac'e gittiniz. Nerede, evet, yaptınız? Yani şöyle, Türkiye'de çalışmaya başladım ben. Sonra işte Isaac Global'e seçildim. Hollanda'da yaşadım. O dönem Orta Asya ülkelerini gezdim. Kafkas ülkelerini. Orta Doğu'da bulundum bir dönem. O coğrafyalarda o zaman stratejik olarak yayılma planlarımız vardı. Bu arada Oxford ve Harvard'da, evet, MBA'ler yapmışsınız. Evet. Daha doğrusu eğitimler almışsınız. Evet. Onlar nasıl oldu arada? Ben üniversiteye bir sene gittim. Çünkü Isaac'te çalışırken okula gitmedim. Yaren gibi, Yaren de okula gitmiyor.
Evet, yani bence bir sakınca yok. Yani bir okul şey... buna ne diyor ama onu bilmiyorum. Ben şöyle düşünüyordum. Üniversite sınavına çalışmıyordum sürekli. O zaman Half-Life vardı, biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Sürekli Half-Life oynuyordum. Ukalalığım vardı. Yani bu çalışkanlar kesin sınavda heyecanlanırlar. Ben şey yaparım, yaparım. Boğaziçi'ne falan girerim diye bir ukalalığım bir vardı. Bir nevi Flu TV çalışanı profili. Sonra üniversite sınavının içindeyken anladım. Aa dedim, kazanamayacağım ya. Sınav sırasında mı anladım? Abi ama Boğaziçi'ni kazanamayacakmış. Santa Marmara adlı müthiş üniversiteye girmiş. Evet. Sonra üniversiteye gittim. Hollanda'da yaşarken Türkiye'de yaşamak istediğime karar verdim. Türkiye'de önce işe girebilmek için üniversite mezunu olmam gerektiğini idrak ettiğimde işte geri döndüm. Bir sene de apar topar bitirdim. Bu üstün kariyerden sonra, akademik kariyerden sonra Oxford ve Harvard'a nasıl gittiniz? Ben şöyle gaza geldim. Hızlı tüketim ürünleri çok rekabetçi bir yer ya. Bu arada seyirciler onu bilmiyor. Siz hızlı tüketim alanındasınız. Evet. Ve tüketime karşısınız. Evet, aynen öyle. Hızlı tüketimde kariyer yaptım. Dedim ki Allah'ım ben ne yapıyorum? Ama şunu düzeltelim. Hızlı tüketim şey değil böyle. Hızlı tüketme değil, değil mi? Yani? Evet, yani böyle işte günlük kullandığımız, haftalık kullandığımız şeyler. Kurumsal hayata girmeye karar verdim sivil toplumdan sonra. Dedim ya biz hep para verenlere bağlıyız yani günün sonunda. Etki falan yaratıyoruz. Güzel ama para olmasa yaratamayacağız gibi bir durum var. Özellikle ki bu para nasıl kazanılıyor? Bir anlayalım bu dünya neymiş. Anladıysanız bize de lütfen anlatın. Sonra işte böyle kurumsala girdim ve kurumsala o kadar şey girdim ki ben... bu işi yapacağım. Çünkü hani yaşıtlarıma göre 4-5 sene geriden geliyorum. Her şeyimi vereceğim. Tipik bir beyaz yakalı yani. Gece, gündüz, kan, gözyaşı ne varsa yapacağım. İstediğim seviyelere geleceğim falan. Yine o alana mı girdiniz? Hızlı tüketim alanı. Hızlı tüketime şeyden girdim. Yani hiçbir özel ilgim olduğu için değil. En rekabetçi kurumsal alan nedir? Şimdi farklılaştı. Teknoloji girdi. YouTube diye biz biliyoruz. Evet, aynen öyle şeyler. Ama benim dönemimde o biraz daha şeydi. Yani kısırdı. Coca-Cola, Unilever, P&G, Henkel. Bunlar yani popülerdi. Ben dedim ki yani rekabet nerede? Bana böyle şey getirin. Oyuncaklı öğrenebileceğim. Halbuki çok sakin bir insana benziyorsunuz ama demek ki. Hırs mı derler bilmiyorum ama yani bir, ne bileyim, seviyorum oyun oynamayı. Kurumsal da bayağı oyun gerektiren bir şey yani. Bir oyun ben gibi. Ben hiç çalışmadım ama tahmin ediyorum. Bayağı böyle şey, bir futbol maçı gibi düşünün. Dedim hani hemen gireceğim, terfi edeceğim, bunları alacağım falan. Sonra bu Marmara Üniversitesi'nde, sadece Marmara Üniversitesi'nde okumuş olmanın önümde bir engel teşkil edebileceğini ile ilgili bazı soru işaretlerim oldu. Çünkü bir yere gittiğinizde şimdi Boğaziçi'li olmak, Ottu'lu olmak, Marmaralı olmak farklıdır onlar yani. O yüzden iş dünyasında böyle kendime yeni kapılar falan açayım. İlk başta Harvard'a gittim. Zorla girdim böyle gerçekten sonuncu olarak falan. Harvard'a gittiğim bölüm de böyle şey hani alimli falan olduk ama executive böyle birkaç... Business school yapıyorsun. O... Yani normal bildiğimiz Harvard'ın light versiyonu. Evet, yani böyle tişörtünü falan giyiyorsun ama hani hiçbir Harvard'lı o gittiğin şeyi gerçek bir şey olmadığını bilir yani. Bunu bildiğim için dedim ki bir de gerçekten okuyayım. Hani bu şeyleri, üniversiteleri. Sonra Oxford'a gittim. Aslında yani gerek var mı bu kadar yani pahalı işletme eğitimine? Kesinlikle yok. Ama ben şeyden korktum. Kurumsal hayatı bırakıp girişimci olmaya karar verdiğimde beceremezsem. Kurumsala tekrar geri dönmek istersen bir açık kapı olsun arada diye. Hani MBA yaptım o dönemde derim. Yani korkumu yönetmek için. Korkuyu yönetmek için pahalı bir yöntem bu. Evet, yani bu arada şöyle şirketler finanse ediyor. Yoksa kendi paranla yapılacak iş yani gerçekten yani kimse parasını... Çalıştığınız yer finanse ediyor. Evet. Çok uzun vadede faydası olabilir ama yani sadece bu okullara girmek yetmiyor. Çünkü bu okulların içerisinde de inanılmaz bir çekirdek kitle oluyor yani. Bir başarı, bir potansiyeli o grup içerisinde de göstermeniz gerekiyor ki ancak Harvard, Oxford networklerinden yararlanabilin. Yoksa tek başına girip oraya ben network olsun diye öyle çalışmıyor yani o sistem. Ama ben şeyi de sevdim yani o dünya klasmanı içerisinde nerelerdeyim. Sadece onu anlayabilmek için iyi bir şeydi. Yani. Gördünüz mü peki? Yani evet. Evet, bir daha iyi bir fikrim oldu. Neredeymişsiniz? Gerçekten soruyorum. Ya yani şöyle düşünüyorum hani insan böyle girmeden daha büyük şeyler düşünüyor ya. Hep öyledir evet. Hiç öyle değil yani. İnsanları çok ciddiye almamak lazım hiç kimseyi. Titriyle, okuluyla yani kimse bunlar için ciddiye alınmamalı. Çünkü bunların olmadığı böyle temiz bir ortama geldiğiniz zaman sadece düşünceleriniz ne var, ne hayal ediyorsunuz, hayal gücü bunlara kalıyor ortalık. O da çok az insanla öyle bir şey yakalıyor. Geçenlerde Harari röportajı yaptım ya şey diyorlar, niye bacak bacak üstüne atıyorsun diyorlar. İnsan sonuçta ne fark eder? Benim için bir farkı yok Harari'nin, sizden bir farkı yok veya Mertcan'dan bir farkı yok yani. Teşekkür ederim ondan sonraki konuk olmakla ilgili. Hayır, hepimiz insanız abi ne yapıyoruz? Şeyi konuştuk ya hani yerinizi gördünüz mü derken, evet hepimizin insan olduğu
olduğunu çünkü gördüm yani. Çünkü Ferrari de sana öyle davranmıyor, evet, zaten. Yani sana sen kimsin, evet, defol git demiyor yani. Deliye değil çünkü herif. Bir de öyle olduğu için de. evet. Öyle bir farkındalık yarattı bana. Bir de biz okula girdiğimizde konuşuyoruz işte. Yani amacınız ne? Okula girdiniz. Bu programın sonunda neye ulaşmayı hedefliyorsunuz diye sorular. Ben şey dedim. Ben işte entelektüel olmak istiyorum. Aa, ha, ilginç. MBA'ye giderek entelektüel olmaz ki. Sormayın. Evet. Bilindiği gibi entelektüel olmak için YouTube kanalı kurmak gerekir. Ya bu arada zaten Oxford'da MBA yapmak, yani Oxford için inanılmaz komik bir şey. Yani orada insanlar çok ciddi işler yapıyor. Siz orada işletme eğitimi alıyorsunuz. Barda bir şey alıyorsunuz. Yanındaki adam toprağın dokusunu değiştirmeye çalışıyor falan. Bu arada siz de MBA yaparak daha çok para kazanmanın yollarını arıyor. Mickey Mouse diploması diyorlar şeyde, Oxford'da. MBA diplomasına. Hatta işletme okulu açıldığı zaman önünde proses de yapmış öğrenciler. İşletme bilin mi ki Oxford'da işletme okulu açıyorsunuz diye. %100 hak veriyorum, haklılar. MBA nedir biliyor musunuz çocuğum? Hocam şey. MBA değil, Allah kahretmesin. Sen de mi? Master degree. Evet, evet. Master in Business Administration. Evet. Nobody knows what the fuck it is. Yani anladığım kadarıyla seyirciler için söylüyorum. Bu iş dünyasında, yani beyaz yakalık dünyasında bir seviye sonraya geçmek için böyle bir, evet, title diyelim. Evet. Böyle bir titre ihtiyacımız, evet, var. O da MBA ile oluyor. Evet. Yani, onun da en iyi olacağı yerlerden biri işte Harvard veya Oxford. Evet, evet. Yani bunlar böyle birazcık hani cepte dursun, ileride kullanırım. Peki şimdi esas hikayeye gelelim. Siz aslında bir şirket sahibisiniz. Evet, ben şirket sahibiyim. Bir şirket kurdum İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde okurken. Bu nereden aklınıza geldi? Şöyle, ben zaten işimi bırakmaya bu yüzden karar verdim. Ya ben biraz kendimi şey diye kandırıyordum. Kozmetik ürünleri satıyoruz. İnsanlar kendilerini güzel hissetsinler diye çalışıyoruz falan. Yani bunu, mesela Yaren. Yani çok yalan değil ama. Ya şimdi işin çok içine girince. Ya bu bende çok ciddi bir uzaklaşma yarattı. Deneyimi ve vaktimi çok ruhuma hizmet etmeyen bir şeye harcadığımı fark ettim. Yıllarca reklam yönetmenliği yapmış biriyle konuşuyorsunuz. Dolayısıyla sizi çok iyi anlıyorum. Evet, ama şöyle de o emek ve o tecrübe de ziyan olsun istemiyorsun. Evet. Yani onu kullanarak kendi ruhunla, karakterine uyumlu ne yaratabilirsin arayışı. Bu ama varoluşsal bir kriz aslında. Evet. Yani nasıl açtınız onu, kolay değildir. Çok zor açtım. Yani zaten yani girişimci olduğumdan beri işte bu 5. yılım. Yani ilk 4 seniz inanılmaz bir özgüvensiz. Yani özgüvenim yerlerde böyle yani. Allah'ım ben hiçbir şey değilmişim. Hiçbir şeyleri anlamıyorum falan. Çok zorlu bir şey geçirdim. Bir de girişimci deyince benim aklıma hep şey geliyor. Mersin İdman Yurdu gibi böyle. Hani ne oluyor? Hani bir anda evde koşmaya mı başladı? Nasıl yani oldu? Mertcan'ı düşünelim. Girişimci olmayan bir insan kendisi. Tüketimci daha çok. O insan nasıl girişimciliğe dönüyor? Ama takılmak istemedim. Girişimci kimdir, nedir? Böyle bir rahatlama getirdim önce kendime. Bir amacım var. Bir şeyleri farklı yapmak istiyorum. Benim kendi düşüncem değil, başkasından duydum. Ama şöyle söylüyordum. Otantik içerikler diyorlar, öyle mi? Misyonu olan şirket değil, şirketi olan misyon. Ne güzel. Yaratmak istiyorum ben diye. Ben bunu duyduğum anda tamam dedim. Ben bunu yapmak istiyorum. Yani önce bir misyon belirleyeyim kendime. Şirketi kurasın. Kaç yılında oluyor bu? 5 sene önce. Hı. Biz aynı dönemde aslında. Burası da benzer bir proje de onun için ilginç. Siz çok ilerlemişsiniz ya. Siz daha çok ilerlemişsiniz gördüğüm kadarıyla. Çok tebrik ederim. Umarım biz de böyle sizin kadar büyük etkiler yaratabilecek hale geliriz. Ama bu da tekelleşmeye yol açmaz mı? Herhangi bir üründen mesela diş macunu giriyorsun. Kaç tane vardır piyasada? 150 tane var. Ne gerek var? Ve gerçekten farkları var mı bunların? Farkları olmadığını düşünerek ben zaten tek bir ürün çıkartalım her ana kategori için. Devlet diş macunu. Ama bu arada şey eleştirileri geldi. Ya ben karar vermek istiyorum, sıkılırım falan. Ben de şöyle bir yerden yaklaştım konuya. Kararı hangi ürünleri kullanacağına ver aslında. Hangi ürünlere ihtiyacın olduğuna karar vermek için kullan. Çünkü öteki türlü paraliz olduğun zaman zaten bir karar vermiyorsun ki. Bir rafa gittiğinde biri dişini beyazlatıyor, biri diş etini şey yapıyor. Şimdi bunlar karşılaştırılabilir şeyler değil ki. Neye göre karar ver? Fiyat farklı. Bir tanesinin yanında işte reklamı var, bir şey falan. Yani o kararı sen vermiyorsun. Yani hatta ben hep söylüyorum yani siz bir kozmetik mağazasına girdiğinizde ne alacağınızı mağaza sizden daha iyi biliyor. Her kişisel bakım kategorisi için birer tane ürün çıkartsak. Herkesin kullanabileceği. Fikrim buydu. Bu kadar basit bir fikirdi. Sonra Oxford Üniversitesi'nde girişimcilik programı vardı. Orada böyle fikirler yarışıyor. Bu fikrinizi anlattığınızda yeteri kadar ilgi görürseniz orada sizin için bir ekip kuruluyor. Ben de şansımı denedim. Ama fikrim bu kadar. Dedim ki çok fazla ürün var. Bu kadar ürün
paradoks yaratıyor. Onun yerine her kategori için bir tane ürün üreteceğimiz bir sistem yaratsak. Buna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği deniyordu. Demediler mi size onu? Biraz daha güzel anlatmış olabilirim. Ya şöyle anlattım aslında, biliyor musunuz? Mesela en yakın arkadaşlarımızı nereden seçiyoruz? İşte çevremizden. Çevremizden. Çevrenizde kaç kişi var? İşte ne bileyim, 100 kişi görmüşsün. 3-5 tane en yakın arkadaşın. 150'den yakın olamıyormuş araştırmalara göre. Ha, yani işte şampuan daha fazla. Hayatını beraber geçirdiğin insanlar için sana sunulan seçenek karşısında bir saçını yıkama aracının seçeneği. Ama bir şey soracağım. O 150 şampuan markası aslında gidip hep aynı şirketlere bağlanıyor değil mi? Aynen. Globalde. Yani aslında gerçekte onlar ayrı şeyler değil. Hiç yani aynı şeyler değil. Hepsi başka insanları hedefliyor. İşte insanları kategorize etmeye başlıyor. İşte sosyal sınıf falan. O zaten iyice çirkinleşiyor. Peki, o şeyler. Peki tersten işler. Gireyim. Ne zararı var bunun? Yani yapsınlar, ne fark eder? Bir sürü değişik renkte plastik bir paket. Yani bir çok vaktimizi alıyor. Yani. Hiç düşünmedim hayatımda. Hiç düşündün mü Yaren? Şampuan nasıl alıyorsun mesela sen? İlk önce içeriğini okuyorum. Sonra kokusuna bakıyorum. Kokusuna nasıl bakıyorsun? Açık mı bakıyorsun? Kokluyorum. Bu normal mi? Ve ben seviyorum. Koku bir numaralı şey. Evet. Nasıl ya? Bayağı markete gidiyorsun, şampuanı açıp bakıyor musun? Evet. En güzel kokanı seçiyorum. Evet. Yani zaten günün sonunda dönüyor dolaşıyor, kokuya geliyor. O kadar şey, hikaye yaratılıyor, bir sürü farklı renk, ambalaj falan. Hayatımda hiç böyle bir şey ne yaşadım, ne gördüm, ne duydum yani. 3 tane farklı koku beğendim mi? 3'ünü de alıyorum. İşte. Tamam, Yaren gitti, kokladı. Şimdi vakit kaybediyor. Çok önemli değil onun vakit. Ya tabii yani, bu arada şey. Hayır, önemli bir vakit değil yani. 30 saniyedir yani. Ama kaç tane şey için bu kararı veriyorsun? Şimdi ben kozmetik olduğu için kozmetikle ilgili şey yapıyorum, konuşuyorum. Bunun giyimi var, yiyecek alacaksın mesela, orada bile fazlalık var. Yani bir kere vaktimizden, konsantrasyonumuzdan çalıyor. Daha da önemlisi bizi daha fazla tüketmeye konsantre ediyor. Hiçbir kozmetik ürünü yok ki. Bugün herkes hemen ürünlerin arkasına bakabilir. Daha iyi sonuç alabilmek için şu ve şu ürünle beraber kullanın diye. Yani şey de bitmiyor. Hani bir tane karar vermişsin, almışsın. Bir de üzerine bir sürü daha ürün kullanman gerekiyor. Niye bu kadar çok ürün var? Zaten sürekli daha fazla tükettirmek için insanlara. Ama yani bu bir de atık problem oluyor. Ama ne fark eder? Sonuçta Yaren örneğinde bir tane şampuan alacaksa yine bir tane, yani onu 3 tanesini de alıyorum dedi. Alıyor ama herhalde içmiyor sonra onları, yani yine saçını yıkıyordur. Yani başka bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Ne fark eder yani, uzun vadede eşitlenmez mi? Yani eğer gerçekten üçünün de bitmesini bekliyorsa bir sonrakini almak için. Ha, beklemiyorsun. İşte zaten bugün ben çok yeniden doğdum ya. Çok yani şampuan bitmeden gidip yeni şampuan mı alıyorsun? Sebep? Hocam çok teşekkür ederiz bugün geldiğiniz için. Ben bilmiyordum gerçekten. Bu bir trend, yaratılmış bir dünya ve sonu yok. Çünkü ben alet aldım şeyi sonuna kadar sıkabilmek için. Ciddi evet, söylüyorum. Evet. Diş macununu, yani o benim kişisel mücadelemdir yani. En sonuna kadar onu kullanırım yani. Şeyi çok bilirim yani. Bitti zannettikten mesela 2 hafta daha onu kullanmışlığım vardır yani. Bu mesela yani sürdürülebilirlik sohbetlerinde övülen bir yaklaşım. Normalde olması gereken diye anlatıyorsunuz ya siz. Övülüyor böyle davranış. Bir hani üstünlüğüm daha ortaya çıkmış. Sen öyle yapmıyor musun mesela? Sen zaten yapmıyorsun. Ya benim babam öyle yapıyor. Ya ilginç ama yapmanız gerekir ya. Yani şey, hakikaten şaşırdım ben şimdi. Ya bir de böyle rejimler oluşuyor. Mesela eskiden sadece şampuan vardı. Sonra şampuan saç kremi oldu. Sonra şampuan saç kremi maske. Şampuan saç kremi maske ısı koruyucu. Vücut losyonu. Daha ona gelmedim. Bir dakika, saçtayız. Bir de yağ var. Aynen. Kendisi saçı yağlı olunca. Ya orada yağ da var. Yağ da var. Yok bu doğal. Şimdi şey var. Şampuan öncesi saçı koruma. Tre. Evet. Şey bitmiyor. Bitti zannediyorsunuz. Yani benim kişisel bakımı, her yerime bakabiliyorum. Bitti zannediyorsun, yeni bir şey çıkartılıyor. Şunu da femfikiriz, dolandırılıyoruz. Evet. Gerçekten ben şöyle düşündüm. Birçok insan dolandırılmaya devam edecek. Evet. Ya bu, Yaren mesela. Hepimiz hayatımızın bazı alanlarında minimalist, bazılarında maksimalist olabiliriz. Benim mesela 7 tane kameram var gibi. Evet. Yani. Özel ilgisi bu olan insanlar için onları ayrı bir şeye bırakıyorum. Ama ben şöyle bir şeyde çıktım. Ya bu oyunun bir parçası olmak istemeyen yeterince insan olabilir. Onların ne alternatif var mesela? Karar vermek için hepsini koklamak istemiyorsunuz mesela. Ama size sunulan bir hizmet yok aslında. Evet. Ve kendisi bugünkü sponsorumuz aynı zamanda. Tak. Adı Tak. Sponsorumuz ama gördüğünüz gibi kendisine gayet sert davranıyoruz. Adı Tak ama bir sürü insan duymamıştır. Çünkü mağazalarda yok. Tak'ı ben daha önce görmüştüm. Ürün paketlemesinden başlayarak çok minimal. Konsept sizin miydi? Evet. Ya bizim amacımız bu. Daha ucuz. Ucuz derken biz satabileceğimiz en ucuz fiyata satıyoruz. Ama bu ne demek? Yani diğerlerinden ucuz değil mi? Orta fiyat. Orta fiyat
en kötü fiyattır. Ya çok pahalı ya çok ucuz olmalısınız ki tüketici anlasın siz nasıl bir markasınız diye. Hatta Harvard'ın bununla ilgili bir araştırması var. Orta fiyat tuzağı adı. Yani orta fiyatta kalmayacaksın. Peki örnekle gidelim. Hı-hı. Diş macunu diyelim ki 150 lirayla 70 lira arasında. Evet. Diyorsunuz ki siz 90 olmak iyi değil. Hiç iyi değil. 150 olmak iyi ya da... Evet. 50 olmak iyi. Evet, çünkü bakacak satın almak isteyen insan hangisi kendine hitap ediyor hemen anlayacak hemen ona gidecek. Yani en çok insanın hoşuna gitmek aslında iyi bir şey değil. Hiç iyi bir şey değil. Evet, bu bilgiyi bilerek yine de ortada bir fiyat yaptık. Çünkü biz şimdi misyonumuz var ve misyonumuzdan yola çıkarak bu markayı oluşturduğumuz için şöyle hesapladık. Ya biz her şeyi düzgün yaparsak en iyi üreticiler, işçisine saygı duyan üretici, biz kendi çalışanlarımıza işte saygı duyduğumuz işte ne bileyim hayvanlar üzerinde test etmek hayvansal ürün geçmesin diye başka bir fabrikaya taşıyabiliriz. Yani bunların hepsini düzgün yaptığımızda yani bizim durduğumuz yani Cihangir'de bir komisyon toplayıp onlara nasıl bir şirket kuralım diye sormuşlar gelen evet. cevaplardan. Evet gerçekten öyle. Yani etik bütün şeylere çek. Eksisi yok fazlası var. Peki mesela çalışanlarınıza daha mı çok maaş veriyorsunuz? Evet, tabii ki. İş boşluğu var. İngiltere'de Living Wage Foundation var. Yani asgari ücret değil, minimum yaşam ücreti belirleniyor her sene şehirler için. Hiçbir çalışanımız onun altına düşmüyor. İnsanca yaşama maaşı neyse onu veriyoruz. Ama bunun yani el arttırdığımız noktalar da var. Mesela likit üretimimizi yaptığımız fabrikanın sahibi çalışanları, işçileri. Hmm. Daha pahalı olsa o fabrikada çalışmak istiyoruz. Evet, dünyanın en kötü insanıyla dünyanın en iyi insanı bir araya geldiler. Bugün bir programda buluştular. İyilik mi bilmiyorum ama doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. İş için de doğrusu. Peki dünyada bu var mı? Bir tek bunu siz düşünmüş olamazsınız dünyada. Akredite eden organizasyonlar var. Mesela biz öyle akrediteyiz yani. Tüketici bilebiliyor mu bunu? Evet, çok yaygın değillerdir muhtemelen ama iyi yaşam koşulunda maaş veriyor bu şirket diye bir logo veriyorlar. İşte vegan diye logo veriyor. Mesela o da onunla ilgili logo veriyor. Biz her şeyi düzgün yaptığımız senaryoda bu ürünün maliyeti nereye gelir diye hesaplıyoruz. Ona göre bir şey belirliyoruz yani. Peki ister istemez şu geliyor akla. Bir şeyi iyi yapmanın maliyeti her zaman kötü yapmaktan daha pahalı. Evet daha pahalı. O yüzden orta fiyatta kalıyoruz. Abartmak da istemiyoruz. Çünkü çok pahalıya satabilmek için bir hikaye uydurmanız gerekiyor. Yok içinde denizin altından çıkarttığımız... Himalaya tuzlarından. Evet tuz da var. Kreatik lipozomlarıyla bir araya getirdiğimiz. Evet, Fransa'nın çiçek bahçelerinden toplanmış. Özenle toplanmış. Özenle toplanmış. Sevgiyle. Ama tabii sonuçta siz de bir hikaye satıyorsunuz. Bizim hikayemiz gerçek bir hikaye. Hatta şey yapıyorduk işte tak turut hashtagleri kullanıyorduk. Yani gerçek, veritas, hakikat Latince'de sevdiğim bir kelimedir. Yani gerçeğin bir gücü olduğuna inanıyoruz. Hatta biz kendi fonlarımızla kurduk bu şirketi. Ha, onu soracaktım. Kim buna para koydu? Ben koydum. Başta kapital var mıydı? Evet. Küçük başladık tabii. Borçlanarak kendi birikimlerimizi bazen... Yani şey gelmedi. Venture capital mı diyorlar ona şey? Gelmedi ama şöyle getireceğiz. Şuna karşı değilim. Yani başta veren olsa onun da parasını alırdım. Ha, başta veren olmadı. Başta veren olmadı ama biz de gitmedik. Çünkü neden? Markayı şeye kitlememiz gerekiyor bizim. Bakın bu marka fazla tükettirmemekle özdeşleşmiş bir marka. Bunu kitlemem gerekiyor ki yatırımcı bozamasın. Bu arada hikayemiz tamamen aynı ya, çok ilginç. Bana hep derler hani niye Flu TV'yi satmıyorsun işte yok para falan. Yani o geldiği anda tabii kontrol etmek isteyecek. Ve o zaman aslında no more Flu TV. Evet. Ya hatta şimdi biz yatırım almak istiyoruz. Suudi Arabistan'dan yatırım almakla ilgili etik bir problemin var mı diye sordular bana. Yok bence. Dedim. Ha, yok. Ama şöyle. Benim olurdu çünkü. Hayır ama şöyle söyledim zaten. Ben LGBT bayrağımı da kaldırmam web sitemimden. Gerekirse ürünlerimi de yaparım. Bununla ilgili problemleri yoksa tabii ki var. Yoksa tabii ki kimse aramadı. Ama marka o kadar kemikleşecek ki nerede durduğuyla ilgili. Çünkü insanlardan tüketici diye bahsetmek istemiyorum ama daha iyi anlaşılsın gördüğümüz diye. Gördüğümüz gibi tüketiciler. Bizim tüketici olarak gücümüz var. Mesela taktan alışverişi bizim değerlerimiz için alan kişi. Bu değerler ortadan kaybolursa bizden alışveriş etmezler. Bunu önce biz kemikleştirmemiz gerekiyor oldu ki mu peki? Marka imajımız olarak bence bunu hissettiriyoruz. Satışlar yani. Satışlar olarak yani. Dönüyor mu? Tekne dönüyor mu diyeceğim. Evet yani şöyle ben bu kafada daha fazla insan olduğunu düşünüyordum. Yani net söyleyeyim bunu. Ben de öyle düşünüyordum. Flütme yani ben böyle bir fikri duyduğu anda insanların işte. Wow. Evet. Wow demese harika. Bile. Yani şimdi harika demesine gerek yok. Ama şunu diyeceklerini düşündüm. Yani ben bunu düşünüyordum zaten. Ben o yüzden bunlarla devam edeyim. Bu yolculuğa diyecek daha fazla insan keşke olduğunu. Keşke daha önce karşılaşsaydık. Sonun öyle olmayacağını söyleyebilirim. ya bu arada söyleyen olmadı değil. Ben zaten çok optimistik bir insanım. Siz biliyorum öyle. Ben pesimistik. Ben insanlara çok inanıyorum. Ben hiç inanmıyorum. Görüşmek üzere. Total olarak değil
Ama her zaman insanlığı ileri götürecek bir kitlenin olduğunu düşünüyorum. Ve ben onlara konuşabildiğimi düşündüm. Anladım. Ve sonra konuşamadığınızı gördünüz. Çünkü bir kere, şimdi bak kaç dakikadır konuşuyorum da hala ne iş yaptığımı tam olarak anlatamamış bile olabilirim. Anlatmaya çalıştığım şey çok uzun. İşçi hakkıydı, işte karar paradoksuydu, bilmem. Böyle bir vakit yok ki, nasıl anlatacaksın insanlara bunu? Şimdi aslında sinemaya benziyor. Benim alanım olduğu için oradan örnekleyeyim. Aslında burada önemli olan şey dağıtım. Ne demek bu? Bugün bu röportajı seyredebilir birisi. Der ki tak harikaymış der. Ama yarın markete gittiğinde tak diye bir şey yok. Online alışverişte de öyle. Yani zaten hep alışveriş ettiğim yer var. Oraya girseniz hani oradan alırım sizi diyenler oluyor mesela. Dolayısıyla siz bunu aşmak için yeni bir metot geliştirdiniz. Abonelik. Abonelik deyince çok antipatik şey yapıyor, geliyor insanlara. Ama bu böyle size sürekli başka, yani ihtiyacınız olmayan şeyleri satmaya çalışan bir abonelik değil. Tüketiminizi regüle etmenize yardımcı olan. Yani bu konuyla ilgili tüketimini kafandan, yani mental ağırlığını kaldırmak. Yani bu, ben bunları taktan alıyorum. Onlar da düzenli geliyor. Yani aslında bir kere bir tanışsak, ilişki başlatsak, sonra biz zaten o ilişkiyi en iyi şekilde müşterilerimizi de yormadan devam ettirebilecek düzeydeyiz. Bunun bir yolu daha var. Evlenmek. Ben mesela evlendim. Bütün bu işleri sevgili eşim Ebru hallediyor. Dolayısıyla ben aboneyim şu anda. Evet. Evet. Zaten bu arada abonelik dünyada en çok, medeni durumlarından emin olamadım ama şimdi siz söyleyince bekar olabilme ihtimallerini daha çok şey yaptım düşündüm ama erkeklere hitap eder ve onlarla büyümüş bir şeydir. Çünkü erkekler uğraşmak istemiyor. Evet ve ben buna şundan çok şey olurum. Sanki erkeklerin vakti daha kıymetliymiş gibi. Ofansif olur öyle bir şey dersek ama. Piyasa böyle bir varsayımla hareket ediyor. Bugün abonelik ürünlerinde erkeklere temel ürünler, işte tıraş şeyi, bıçağı falan, diş macunu. Kadınlara sürpriz kutu. Siz abone olun, size sürpriz kutu geliyor. Her seferinde içinden başka kremi. Ya bu nasıl bir şeydir, ayrımdır? Bu abonelik mesela yazılımda da son 5 yılın 10 yılın trendi. Mesela televizyon bile ona döndü, işte Netflix'ler. Yani herkes abone almaya çalışıyor. Mesela yazılım dünyasında bu çok olay yarattı. İnsanlar diyorlar ki ya biz bunun bir kere vermiştik parasını, niye düzenli olarak para ödeyelim? Karşılaştırdığınızda daha mı avantajlı? Yani sizin için değil ama onlar için. Evet. Sizin için avantajlı olabilir mi? Evet, yani bizim için tabii ki, yani iş operasyonu yönetebilmek için avantajlı. Ama bu önemli. Yani operasyon yönetebilmek dediğiniz, gelecek talebi bildiğiniz için ona göre üretiyorsunuz. Evet. Ya biz aslında hani saygı duyduğumuz insanlara satış yapıyoruz. Onlardan geri dönüş alıyoruz yani yaptığımız şeylerle ilgili. Diğer markalarda tokat atmıyordur ama onlar da herhalde. Ama şimdi evet, bir dakika, söyleyeceğim bir şey var. Ne amaçla iletişim kuruyorlar? Senin sinirlisin gazını alıp seninle iyi ilişkiyi kurup sonra sana daha fazla ürün satmak için mi kuruyorlar? Yoksa yani şey, burada gerçek olduğu için rahat söylüyorum. Bizim gibi ya, evet bundan rahatsız mı olduysanız o zaman biz sistemimize şunu ekleyelim, değiştirelim. Siz şeyi söylüyorsunuz, müşteri memnuniyetini yönetiyorsun. Evet, yani bu abonelikle ilgili biz şöyle düşünüyorduk. Biz bir döngüsel ekonomiye yaratmak istiyoruz. Atığımızı kendimiz sahip çıkmak istiyoruz. Bu nedenle bizim müşteri kitlemiz bunu bilir. O yüzden abone olmayı tercih eder diye düşünerek fiyat farkı bile koymamıştık ilk başladığımızda. Ama müşterilerimizden şeye geldi ya, bakın hani bu kadar uzun bir yolculuğa çıkıyoruz 2 senedir. Şey, niye ben bir kere alışveriş edenle aynı fiyatta alıyorum? Biz de bunu dinleyerek bir şeyi aştık. Yani o yüzden en temel faydası karşı tarafa daha ucuz alabiliyor olması. Abone sayıları beklediğinizin altında mı, üstünde mi, ortada mı? Evet, yani biz endüstrinin içinden geldiğimiz için, benim çalışma arkadaşlarım da öyle. Biz bir ölçekleyemedik yeni girişimle büyük şirketlerin sattığı şeyi. O yüzden bizim beklentimizin altındaydı. Ama doğru bir kitle oluşturduğumuzdan eminiz. Abonelerimizin bizimle kalma süresi çok yüksek. Nasıl bir iletişim sürdürüyorsunuz bunun dışında şu anda? Ben bu işi daha böyle rigid yerlerden girerek biraz ortayı bulmaya çalıştım. İlk başta sadece ürünlerin geldi gitti diye mail atıyorduk. İlk müşterileri nasıl, yani bunu nasıl duyurdunuz? Çünkü duymadım ben aslında. Yani şu an yaptığımız gibi bizim markamızla anlatmaya çalıştığımız hikayeyi anlayabilecek insanlarla bir araya gelerek anlatmaya çalışıyoruz. Yani. Evet, biz bu sene Bozca'da iklim belgeselleri festivaline şeyiz. Ethem Özgüven'le Petra'nın belgeseli. Evet, harika bir girişimlere. Daha önce Ethem de bu programa çıkmıştı. Kafesiz Türkiye'ye. Kafesiz Türkiye? Kafesiz Türkiye, evet. Hayvan refahı, tavukların refahı ile ilgili çalışan bir kafesiz, evet. Ben de kafesiz, kafalar kapansın anlıyorum. Kafesiz Türkiye. Ama şimdi benim söyleyemememin de ötesi,
ötesinde niye anlamıyorsun? Çünkü ne alakası var? Pazarlama geçmişli bir insan olarak şeyi biliyorum. Yani siz reklamcısınız, size söylemem garip olabilir ama en kısa şekilde çok tekrarlı anlatacaksın yani evet. Hikayeni. Abone olun. Evet yani tak abone ol ve bir şey ol falan tarzı. Ama şimdi biz bir kere sürekli felsefe de yaptığımız için, felsefe yönettiğimiz için sadece sevdiğimiz, güvendiğimiz organizasyonlara şey yaparak, birlikte yaparak aşırı dağınık bir iletişim şeyimiz var yani. Fakat evet, şimdi Pınar Hanım şey aklıma geldi. Bizim 800 bin abonemiz var. Bunların her biri... Peki pahalı mı bu? Abone oldum her şey mi geliyor? Yani sadece... Yok yok hayır, siz kendiniz seçiyorsunuz neye abone olmak istediğinizi, ne frekansta almak istediğinizi. İsterseniz yılda 3 kere de alabilirsiniz. Yine de fiyat avantajından yararlanabilirsiniz. Şu oluyor, bazen üniversite öğrencileri bize yazıyorlar. Hatta bana bireysel olarak da yazıyorlar. Çok güzel, çok pahalı. Pahalı mı? Evet, öğrenciler için. Onlara her şey pahalı. Bugün 10 liraya yemek olur mu diyorlardı yani. Şimdi mesela sizin diş macununuz 135 abonelik durumunda. Evet. Senede kaç kere geleceğini biz belirliyoruz. Evet, aynen. Yaren mesela 8 tane alacak çünkü bitmeden atıyor. Genelde 6 haftayla 8 hafta. Bu standardın Türkiye'de üstüne yakın. Evet, üstüne yakın. Dağıtım masrafından yırttığınız için, büyük reklam yapmadığınız için aslında sizin örneğin herhangi bir markaya göre daha avantajlı olmanız lazım ama... Çok değilsiniz. Niye öyle? Özellikle Türkiye'de daha fazla karşımıza çıkıyor. Ay, bir telefon numarası bile yok. Hani bir problem olursa nasıl ulaşacağım diye soruyor. Yani biz de gerçekten orada kitlemiz büyüdükçe fiyatlarımızı düşürmeyi hedefliyoruz yani. Genelde ileri doğru gider. Yani bizim fiyat politikamız şu. Değerlerimizden vazgeçmeden ne kadarı şey yapabiliyorsak, döndürebiliyorsak bu şeyi, şirketi tam orada durmak. Bir yandan da hani burada çok küçük bir operasyon yönetiyorum ama hani hep çocuklarla aramızda şakadır. Batar mıyız, batmaz mıyız? Yani sonuçta nakit akışını yönetemezseniz batarsınız. Dolayısıyla riskli. Ama abonelik olduğu için o kadar da riskli değil. Yani şöyle, tabii ki işi hani büyütebilmek ve yani operasyonel olarak zarar etmiyoruz ama hani beraber çalıştığımız insanlar var, bu işi büyütmeye çalışıyoruz, bir yatırım sürecindeyiz yani bu şirketle ilgili. Ya ben orada biraz şeyime güveniyorum yani, o kadar okullara girip çıktık, buluruz gerekli şeyi, fonu, büyütürüz. Peki büyüklerden size taş koyma var mı? Umarım olur. Şu anda yok. Aksine destekleme var. Çünkü şöyle, büyükler çok rahatlar. Onlar sizin başarılı olmanızı isterler. Başarılı olursanız sizi satın alırlar. Ha doğru. İşlerine geliyorsa... Çok iyi fikir. İşlerine geliyorsa büyütürler. İşlerine gelmiyorsa öldürürler. Yani bütün kapital gücü onlardan. Peki direnir misiniz? Net. Yani bir gün takım... Büyükler, büyük kozmetik üreticilerin birisine satıldığını görseniz aboneliği bırakın. Çok net söylüyorum. Bu çok zayıf bir tepki oldu. Aboneliği bırakıyorum. Bu arada bu arada Pınar Hanım da yatında devam ediyor. Hayır. Ben tüketiciler açısından söylüyorum. Yani kendi açımdan yani gerçekten çok hayal kırıklığına uğrarım yani kendimle ilgili. Yine fantastik bir şey soracağım. Öyle bir hale geldi ki insanlar tak 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 diye bağırıyor ve şey. Tek bir tek o kaldı yani. 150 markanın hepsini sildiniz. Bütün dünya tak kullanmaya başladı. Bu bir risk değil mi? Bu bir risk ve bence biz o kadar büyürsek hemen bizi de birilerinin alaşağı etmesi gerekiyor bence. Yani zaten sistem organikliğini böyle hani korumak zorunda. Şu an bu büyükler de böyle şey diye gelmediler bugüne. Belki onlar da çok temiz hislerle şey yaptılar, yola çıktılar ama o kadar güçlendiler. Biliyorsunuz Coca-Cola bir ilaç olarak başlamıştı. Evet, yani bir güç zehirlenmesi. Ya zaten şimdi ben bu takı anlatırken hep bir liderlik ve liderlik felsefesinden de bahsediyordum. Yani para güç ilişkisi. Bu arada siz tek sahibisiniz değil mi? Evet, tek sahibiyim. Ortak yok. Yok. Konuyu getiriyorum işte. Güç, işte güç zehirlenmesi falan. Sonra ekip arkadaşlarım dediler ki Pınar, yani burada diş macunu satmaya çalışıyoruz. Çok başka şeylerden. Yani konu artık çok alakasız bir yere gitti. İnsanlar ürün sattığımızı bile anlamıyorlar. Lütfen sen bu fikirlerini kendine sakla. Kendine sakla. Ben başka şirket kurdum hatta bunun için. Gerçekten başka bir işte Punk Business School diye bir şirket kurdum. Orada bu düşüncelerimle oynuyorum yani. O şirket ne yapıyor? O da liderlere felsefe eğitimi vermeyi şey yapan, hedefleyen. Siz burada Londra'da mı yaşıyorsunuz? Londra'da yaşıyorum, evet. Tak yurt dışında da mı satılıyor? Tabii İngiltere'de, Amerika'da ve Rusya'da satıyoruz. Peki mesela borsaya açılır mısınız? Borsaya açılabiliriz. Hatta hani direnebilsek de direkt borsaya açılsak ve daha büyük bir... Çünkü o zaman daha en azından kontrolü hala sizde oluyor. Ama şöyle, borsada şöyle bir sıkıntı var. Yani bir beklenti şey var. Hani garantici yatırımcının tercihi oluruz. Çünkü bizden çok büyük bir büyüme beklemezler. Ne bir anda 5 ürün satarken 15 ürün satsak zaten tak tak olmaktan yani şey yapıyoruz.
çıktığınıza katarsanız satacağınıza çıkıyor. Ama yani açıkçası benim hayalim finansal enstrümanları tabii ki sonuna kadar kullanmak istiyorum ki etkimiz daha büyük olsun, daha büyük bir etki yaratabilelim diye. Ama yani gerçekten hedefim bu işten böyle zengin olup şey yapmak değil. Yani insanlarla beraber bir hareket başlatabilme şeyindeyim, hedefindeyim. Tabii siz böyle söyleyince biliyorsunuz YouTube çok acımasız bir ortam. Aşağıdaki yorumları ben şu anda görebiliyorum. Ya ben de mesela böyle şeyler söylüyorum. Etrafındakiler bile şey bakıyor. Ya işte hoca da anlatıyor falan. O samimi olduğunuzu nasıl ikna edebiliriz insanları bilmiyorum. Ya şöyle. Ben gördüm çok samimiye benziyor. Ama ben dünyanın en kötü insanı olduğum için bana da güvenemezsin. Ya şöyle söyleyeyim, babam bile inanmıyor bazen. Gerçekten şey diyor, herkesin bir şeyi vardır, fiyatı vardır diyor. Sadece fiyatı şey yapamıyorsundur falan diyor. Siz sadece tat mı kullanıyorsunuz? Evet tabii ki. Yok artık. Bu böyle şey... Tamamen. Hayır. Tim Cook'a sen Samsung mu kullanıyorsun demek ki bir şey eksik. Sadece dedim. Evet. Her ürünün... Örneği var mı? Örneği deodorantımız var. Yoktu mesela. O yüzden başka ürün kullanmak zorunda kalıyoruz. Şimdi deodorantı da çıkardık yani. Burada şeyi düşünüyoruz şimdi. Biz sadece temel ürünleri satıyoruz diyoruz. Şimdi şey konusu oluyor mesela saç kremi. Saç kremi temel ürün değil ekipte. Şimdi bu çizgiyi nerede çekiyorsun temel ürün çizgisine? Öyle bir noktaya geldik. Yani ilk çıkarttığımızda çok az ürünümüz vardı. Şey soru işaretiydi bunların hepsi temel ürün canım. Tabii evet, ekip problemler da. Nedeniyle batmakta olan bir şey. Saç kremi çıkarsak mı diye toplantılar yapıyorlar. Yok gerçekten. Hatta bizim cilt bakım ürünleriyle ilgili kimyager arkadaşımız Nisan ayında Londra'da hep beraber bir araya geldik. Toplantı amaçlarını şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Şöyle de benim tek amacım daha fazla cilt bakım ürünü çıkartabilmek tak üstünden. Biz de güldük hep beraber çünkü ikna edemeyeceğini düşündük yani bu konuda bize. Gerçekten çok çaba sarf etti. Neden neyi eklememiz hani gerektiği, neyin kime temel ürün olduğu, olmadığı ile ilgili. Ve gerçekten biz vaktimizi buna şey yapıyoruz. Peki bir şey soracağım. Şimdi normalde böyle şirket pek kalmıyor. Olmadı yönetim açısından. Yani normalde şirketleri işte hissedarları var, yatırımcıları var, bir sürü bir ekip yönetiyor. İşte CEO'su var falan filan. Evet. Şimdi siz aslında patron şirketsiniz. Evet. O zor olmuyor mu? Büyüdükçe daha da zor olacak falan. Evet. Ya aslında hiç zor olmuyor. Yani çünkü yani şirket kültürü dediğiniz şey sıfırıncı gün başlayan bir şey. Yani ben daha şirket kursam mı diye düşündüğüm gün o hayalimdeki şirketi nasıl bir kültürle yönetilmesi gerektiğine tam o an karar verilmesi gerekiyor. Bazı yani şöyle startup dünyasında bir büyüyelim de hani bakarız bakarız ondan sonra. O kesinlikle öyle olmuyor. Yani temel prensipler birinci gün yerinde olması gerekiyor. Yani bizim de şirkette temel prensibimiz bu essentials only, sadece temel. Sadece ürünlerimiz için geçerli değil. Bizim toplantılarımızdaki konuşma konularımız, tartıştığımız konular, vaktimizi neye harcadığımız bunları da şey yapıyor, kapsıyor. Ofis var mı yoksa online merkez? Ofisimiz var ama ekibimiz Tayland'dan Amerika'ya kadar bir coğrafyaya yayılmış olduğu için herkes istediği yerden şey yapıyor, peki çalışıyor. Peki ama böyle bir organizasyon büyüse, yani demin fantezi kurduk ya işte milyonlarca abone olsa yine hala siz yönetemezsiniz. Ben zaten yani kurucu insanlar yani fikri ortaya çıkartmış yani fikir demeyeyim fikir çok alameti farkası olan bir şey değil ama felsefeyi ortaya koymuş insanı bir yerden sonra şirketin büyümesi önünde engel de oluyorsun zaten. Evet. Yani ben mesela yani benim ekip arkadaşlarım beni bu konuda uyarıyorlar ve gerçekten bazı konulardan şeye çekildim. Kenara çekildim. Şey olmuştu ya meşhur hikaye işte Apple'dan atılmıştı Steve Jobs. Kendi şirketinden atıldı. Yani bu mümkün. Şu anda sizin için değil ama. Evet yani teknik olarak olmasa ama yani şimdi gerçekten hani güvendiğim insanlarla çalışıyorum. Ve yani bütün hani bu sosyal konuşulan şeyler var ya işte yeterince çeşitlilik var mı şu var mı hepsini yapıyoruz bu arada. Yani doğru olduğunu düşündüğüm için ve hani politik olmak amacıyla değil. Gerçekten bir entelektüel ortam yaratılabilmesi için bir çeşitlilik olması gerekiyor ekip içerisinde. Yani bu çeşitliliği yarattınız. Sonra da biz bu konulara konsantreyiz dedikten sonra ve bunu da bazı kurallarla çerçevelediğiniz zaman inanılmaz bir efektif bir çalışma ortamı oluyor. Bizim tedarik zincirimize bakan çalışma arkadaşım ikimiz de aynı büyük şirketten gelmeyiz. Bazen böyle web sitemize bakıyoruz. Biz bu kadar ürünü nasıl çıkarttık diyoruz. Yani biz aynı şeyi büyük bir şirket içerisinde yapmaya kalksak yıllar sürecek bir operasyonu. Biz yani gerçekten sadece konuşmamız gereken şeyleri konuşup sadece önemli şeylere konsantre olup yapabiliyoruz. Şimdi bu büyüyünce bu rüya bozulur. Yani bozulmaması için çaba gösterirsen, yani şirketi bunun üstüne inşa edersen bozulmaz. Esas soruya gelelim. Nerede bu? Evet. Nereden abone olunuyor?
tak.com.tr tak 2K ile com.tr bizim satış platformumuz. Başka bir yer yok. Başka bir yer yok. Biz aslında platform işine girelim diye bir şeyimiz yoktu. Ben marka çıkartmayı şey yaptım yani. Marka demeyeyim de yani bir hareket başlatmak istedim. Sonra şeyi fark ettik. Dünyadaki bütün e-ticaret web siteleri karşıdaki yani kullanıcıya daha fazla şey sattırmak üzere kurgulanmış. Şimdi biz insanlar kendi karar versin. Hani böyle bir rahatlık olsun. O tersi çalışmadı yani. O daha az harcasını istiyorsunuz. Evet. O altyapıları kullanamadık. Çünkü sürekli bir yerden şunu da al bunu öner falan. Daha az ürün satmaya çalışan bir şirketin sahibiyle birlikteyiz. Bu gerçekten bu konuda samimiyiz ve bunu daha da ileri götüreceğiz. Hiç satmayarak. Hayır. Gerçekten öyle oldu ama. Yani şey insanlara karar vermelerini yani şöyle tanımlıyoruz. Barışçıl alışveriş. Sakin. Evet ama Yaren'e bunu anlatmanızı zor görüyorum. Şu an titriyor. 5 dakikadır şampuan almadığı için. Peki bir de siz de döngüsel ekonomi diyorsunuz buna. Şu anda dünyadaki ekonomik model şöyle çalışıyor. Dünyanın kaynaklarını alıyoruz. Onlarla bir şeyler şampuan yapıyoruz. Şampuan yapıyoruz. Şampuan yapıyoruz. Sonra atıyoruz. Burada atıyor büyük... muyuz? Atıyoruz. Saçını yıkıyor. Ambalaj. Ambalajı yapmıyorlar mı yeniden... Dönüştürmüyorlar. Şimdi kim dönüştürüyor? Orası böyle bak hemen orası şey kalıyor. Şimdi büyük şirketler çok güzel anlatıyorlar. Sularını işte iyileştirmişler, şey yapmışlar falan. Ürün tüketici insanlar kullanmaya başladıktan sonra ne oluyor? Ya hatta üçüncü scope deniyor. Scope, ona biz bir şey yapamayız ki. Niye yapamayız? Ben yapıyorum. Ben topluyorum mesela geri öyle ürünlerim. Mi? Evet. Nasıl topluyorsun? Şöyle eğer güvenilir bir geri dönüşüm şeyi varsa, imkanı varsa orada geri dönüştürmelerini tavsiye ediyoruz insanlara. Çünkü yani geri toplama da bir ayak izi oluşturuyor sonuçta. Ama hani böyle güvenilir bir geri dönüştürme ortamı yoksa onları işte 4-5 gönderim sonrası toplayıp bize geri gönderebilirler. Biz onlarla çanta yapıyoruz mesela. Buraya geldiğim çanta bizim tak ambalajlarından yapılmış bir çantaydı. Sanatçılarla çalışmak istiyoruz. Hani sanat eserleri yaratalım onlardan diye. Bu arada çok ideal bir şey değil yani bu anlattığım. Pahalı olmasının dışında sürekli atık oluşturmaya hani devam etmek... En güzeli atığı oluşturmamak. Biz de zaten orada savaşıyoruz. Boşları doldursanız olmaz mı öyle bir şey? Tabii öyle şeyler de var. Aynen. Öyle sistemler de var. Ama kişisel bakımda bir şey problemi çıkıyor. Kontaminasyon problemi çıkıyor. Yani sonuçta çok korkulacak bir şey değil ama cildinizle, saçınızla direkt şey yaptığı için, temas ettiği için ürünler. Ben çocukken mesela Coca-Cola şişeleri, Pepsi şişeleri geri giderdi. Evet. Yani sen onu giderdin, parasını... Çok küçük depozitoyla verirdin. Evet. O yok artık değil mi? Evet yani yok aslında güzel bir yani o işte Milkman model diyorlar sütçü şeyi sütçü modeli. Onu deneyen organizasyonlar da var dünyada. Biz de öyle mi girsek diye başladık aslında. Hani yenisi geldi eskisini şey yaptık aldık diye. Ama o zaman tüm döngü karbon hesaplaması yaptık. Hani onun temizlenmesi İjenik geri olarak. Götürülmesi falan. Evet yani doğru yaptığın koşulda onun ayak izinin daha fazla olduğuna kanaat getirdiğimiz için o modelden vazgeçtik. Ama şundan vazgeçmiyoruz hani plastiği elimine etmek için yani inanılmaz bir çabamız var. Kağıt olamıyor değil mi bu? Ah yani şu an çok yarama bastınız. 2,5 senedir biz diş macunu tabletleri üretiyoruz. Tabletleri? Evet. Diş macunumuzu diş macunu tabletiyle yer değiştirmek istiyoruz. Yani bu kendiniz mi üreteceksiniz evde? Şöyle hap şeklinde geliyor. Ağzınıza atıyorsunuz, kırıyorsunuz. Ha. Sonra dişinizi fırçalıyorsunuz. Hem tam ideal dozu kullanıyorsunuz. Hem de plastikte gelmek zorunda değil. Çok iyi. Harika bir şey. Bu biz şirketi lanse ettiğimizde de vardı bu. Yani bizim yarattığımız bir şey değil ama... Biz de çok iyi bir formül geliştirdik bununla ilgili. Çok güzel ürünleri geliştirdik. Şimdi onları nasıl göndereceğiz? Müşterilerimize. Şimdi... Camla geliyor. Dünyada genel olarak camla geliyor. Ama cam üretime de çok enerji harcanan bir şey. Naylon torbada gelsin olmaz. İşte naylon geri dönüştürülemediği zaman o zaman şeyden fark kese olmuyor. Tüpten fark olmuyor. Kese kağıdında da bir koruma şeyi koymanız gerekiyor. Sağlık ürünü olduğu için. Yine plastiğe şey yapıyor, kalıyor. Ve biz bunu çok değişik kağıtlar deniyoruz. Hatta en son denediğimiz denizdeki yosunlardan kağıt yapmışlar. Onun içinde o ürünleri koruyabilmek için sürekli işte şöyle yapalım böyle yapalım burası iki kat olsun falan yani bayağı testlerden şey yapıyor geçiyor. Bu bizim hani inovasyon dediğimiz şey böyle gerçek şey peşindeyiz. Gerçek inovasyon hani dünyaya bir faydası olacak inovasyon peşindeyiz. Mesela harika bir şeyden bahsediyorsunuz ama bunun gerçekte pratikte de facto etkisi değecek bir şey mi? Yani insanlar bugün diş macunu kullanmayı bırakıp diş tableti kullansalar değecek bir şey. Yani çünkü şöyle bir 50 yıl düşünün.
Yani sürekli atık oluşuyor. Bu sadece tabii kozmetik değil, yani giyim şeyi falan da var. Ve şimdi şu an gelişmiş ülkeler ne yapıyor? Bu çöpler şey, zararlı. Başka ülkelere gönderelim. İşte çöp patlamaları. Türkiye'de çıkmıştı hatta bir yere bu şeylerle. Zaten çöpler Türkiye'ye geliyormuş. Türkiye'ye geliyor. Yani problem şey yapıyor, delege ediyor. Demek ki artık şey yapamıyor, kaldıramıyor dünya ki bunlar bir yerlerde birikiyor. Peki ilaç kutusu gibi olsa o da mı aynı sorunu yaşıyor? Evet. Yani o da mesela şey, alüminyum, hani çok rahat geri dönüştürülebilen bir şey değil. Bu arada bizim şu anda sattığımız diş macunları da geri dönüştürülebilir plastiğin içerisinde. Bu çok özel bir şey. Pahalı da yapıyordur. Evet, yani dünyadaki büyük üreticiler konsorsiyum imzaladılar. Dediler ki 2025 yılında biz geri dönüştürülebilir şeye geçeceğiz diye bir vaatleri var. Biz de tam o tarihe şeyi yetiştirmek istiyoruz. Biz böyle şey, tamamen yok olan. Bence benim dediğimi düşünmüyorum. Benim kişisel olarak en önemsediğim ürün koltuk altı koku gidericisidir. Evet. Bir tek ona bakarım. Yani evet. Diğer hiçbir şey önüme ne gelirse onu alırım ama orada şöyle bir şey var. Mesela bazılarında gümüş var. Ve şunu keşfettim yıllar süren çalışmalarım sonucunda. O gümüş olanlar gerçekten kokuyu engelliyor. Öbürleri engellemiyor. Demek ki var böyle bir şey, öyle mi? Ya evet var, ama orada bir şöyle bir şey var. Deodoranttan beklentiniz ne? Evet. Yani benim kokmama. Şimdi bir terleme, aslında sizin söylediğiniz o içerik terleme, yani gözenekleri kapama ve kapamamakla ilgili. Aslında harika. Hepsi kokuya bir şekilde destek veriyor. Sizinkinde var mı gümüş? Gümüş yok. Bu arada daha piyasaya çıkartmadık, yeni çıkartacağız. Bir şey daha hep merak ederim bu sektörlerde. Aslında genel olarak bütün sektörlerde paradigma kaydırması vardır ya. iPhone öyle bir şeydi. Sonradan herkes yaptı ama kaydırdı paradigmayı. Çıktığında ben şey demiştim. Yok ya, olmaz o. Çünkü dokunmatiğin o kadar hassas olabileceğini bilmiyordum. Bu sektörde mesela şöyle bir şey çıksa mümkün mü bu, onu soruyorum. Yani sizin de tam olarak cevap verebileceğiniz bir şey değil ama. Diyelim ki bir firma çıktı, tak çıktı. Bir diş macunu çıkardı. Sürüyorsun bir ay, bir daha fırçalamıyorsun. Bu tür zıplamalar niye olmuyor o sektörde? Niye olmuyor biliyor musunuz? Çünkü bütün para, yani bu şirketlerin yarattığı bütün kaynak nasıl daha fazla ürün satarım diye kullanılıyor. İlginç. Gerçek inovasyonun önü tıkanıyor. Ama siz yapın işte. İşte o yüzden bizden alışveriş edin. Ama sizde de öyle bir, hani unique selling proposal diye bir laf vardır İngilizce. Reklam dünyasında tekil satış önerisi. Evet. Yani sadece tak sürüyorum, bir ay bir daha o dişimi hiç fırçalamıyorum. Evet, ama bu bir süreç gerektiren bir şey. Yani gerçek bir inovasyon, bahsettiğiniz gibi o atlamayı yaratacak gerçek inovasyon yıllar sürüyor. Mesela demin iki senedir kağıda şey yapmaya çalışıyoruz ve bu şeylerimiz devam ediyor. Bulursak kesin şey yapacağız, çıkartacağız. Ama şeyi anlamıyorum. Onu çıkarsanız siz. Çıkardınız, bir ay ben bir daha fırçalamıyorum. Şimdi bu muazzam bir şey. İki aylık diş macunum ya da neyse. Ha, anladım ya, yani toplamı kadar evet, yani şey olsa. 10 bin lira vereyim atıyorum. Bir olsa. Daha 10 yıl hiç. Ama neden? Şimdi orada frekansınız şey yaptı. İletişim frekansınız azaldı. Şimdi orada siz bir tek o ürünü almıyorsunuz. Konunun yanında size başka şeyler de satacaklar. Ha, beni markete götürmek istiyor. Evet. Ya ben mesela hep alışveriş listesiyle giderim. Gideceğim her yere, yani kıyafet alışverişi olsun, yemek alışverişi olsun. Gerçekten gözümü kapayıp alacağımı alıp çıkarım. Ama yani çünkü öteki türlü hani rafta bir şey anlatılıyor. Tam artık çıktın alacaksın kasada, şu kadarının yanına bunu da veriyoruz falan. Yani bir ihtiyacımız olmayan şeyler ve asıl ticaret orada dönüyor. Evet, bunu düşünmemiştim. Ucuzluk marketlerini düşünün. Onlar nasıl bu kadar ucuz satabiliyorlar? Ben onlara girmiyorum. Ama yani şey işte onlar bile hani girene yanında bir de limon sıkacak satayım falan diye. Yani ihtiyacın olmayan şeyi satmaktan büyüyen bir piyasa. Yarenler için yaratılmış bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Demek onun için Ebru ile biz bir yere girdiğimizde karım şey oluyor ya böyle yani hop şeylerin arasında bir yok olduk. Yine bir fantezi soru. Mesela benim diş hekimim dedi ki, burada programda da söylemişti onun için rahat söylüyorum. Aslında dişini fırçalamasan da, fırçalasan da, her gün 5 kere fırçalasan da bana geleceksin dedi. Evet, doğru bu arada. Ve gerçekten bizim en güvendiğimiz ürünümüz diş macunumuz ve onu bilerek söylüyorum. Sonuçta hani etkisini çok abartmamak lazım. Yani söylemek istediğimiz... Gülüşünüz falan değişmiyor yani. Yok, değişmiyor. Yani tabii ki bir sağlık şeyiyle, yani bir doktorla bir araya gelmeniz gerekiyor. Mesela diş ipi. Aynı diş hekimine lütfen benim için çok rica ediyorum. Sorun size bir tane ürün önerecek olsa o diş ipi olur. Diş macunu biz olmaz. Biz bunu konuştuk kendisiyle. Ha, okay, ben hayatımda diş ipi kadar iğrenç bir şey ne gördüm ne duydum. Ama, yani asla kullanmam ben öyle bir şeyi. Evet. Ama o da ısrarla bir tek diş kesinlikle. İpi. Kesinlikle. Yani bir tane temel... Yani bir insanın şöyle bir...
Herkes için de olması. Kabullenilebilir değil, kusura bakmayın yani. Her gece böyle... Ama gerçek fonksiyon arayan bir insanın bugün bizden birisi bir ürün alacaksa o şeyle başlıyor. Yani siz dişip yapıyor musunuz? Yapıyoruz evet. Ha, çünkü temel... Evet, bugün aktivist bir girişimciyle beraberdik. Hakikaten iyi bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Umarım olur. Çok teşekkürler. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz ama ben çok umutlu değilim kendi adıma. Ben çok umutluyum ama yani sizin gibi bir girişimle yan yana durmak bizim için de çok güzel. Pınar Akıskalıoğlu ile beraberdik. Aydaki Adam'da yeni konuklarda görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Biz çocukken şey çıkardı hatırlayayım ama sen hatırlamazsın. Herhangi bir ürün tanıtımı, dinamik bir müzik, alakasız geçiş efektleri, yakın çekimler, nazik pan hareketleri ve tabii ki... Sadece reklam daha çok izlensin diye oraya konulmuş seksi bir kız. Kişisel bakım ürünlerimiz ideal tek bir formülle hazırlandı. Vegan dostu ve hayvan deneyi yapılmadı. Yalnızca ihtiyacın olan ürünleri internet sitemizden seç ve evine gönderelim. Tak. Televizyonunuzu kapatmayı unutmayın.